Pazar Genç TV'den hayırlı günler. Değerli izleyicilerimiz, ben spikeriniz şimdilik Lütfü Kobal, sizlerle birlikteyiz. Pazar ve yöresinde olan günün gelişmelerini sizlere aktaracağız. Sevgili izleyicilerimiz, biliyorsunuz Haziran ayında yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Havalar bir hayli ısındı, deniz ısındı. Evet, gençlerimize biliyorsunuz artık sokağa çıkma yasağı izni verildi. Daha doğrusu sokağa çıkma yasağı kalktı. Böylece gençlerimiz artık denizlerde ve spor salonlarında ve tabii ki bir takım etkinliklerde yer alıyor. Bugün size ilk haberimiz, evet, gençlerin yüzme sezonunu açmasıyla ilgili olacak. Sevgili izleyicilerimiz, havaların ısınmasıyla gençlerimiz de yüzme mevsimini açtılar. İşte ilk haberimiz gençlerimizle ilgili ve onların yüzmeleriyle ilgili. Evet, kolay gelsin bakayım. Sağ ol. Deniz mevsimini açtın herhalde, değil mi? Aynen. İsmin ne? İsmin, adın, soyadın? Mustafa Anıl Demirci. Mustafa? Anıl Demirci. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Mustafa? 8'e geçtim. Okul bitti artık, değil mi? Aynen. Okullarla bitti. Hayırlı olsun, 8'e geçti. Ne zamandan beri yüzmeye başladın? Bu hafta başladık. Bu hafta başladın. Deniz nasıl? Denizin bayağı güzel. Güzel, yani sıcak diyorsun. Evet, arkadaşlarla beraber yüzüyorsunuz. İyi, hadi bakalım, sana kolay gelsin, başarılar dilerim. Hadi bakalım. Evet, değerli izleyicilerimiz, deniz mevsimini gördüğünüz gibi küçüklerimiz şimdiden açmış. Şu anda soğuk su barınağındayız. Evet, yüzüyorlar. Seni tanıyabilir miyim? İsmin ne senin bakayım? Cemre. Cemre. Soy ismin ne? Cemilci. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İkiye geçtim. İki oldu değil mi? Okul bitti artık herhalde. Evet, şu anda yüzüyor. Cemre. Ne zamandan beri yüzüyorsun bakayım? Bugün başladım. Bugün mü başladın? Su sıcak mı? Nasıl Cemre? Su sıcak mı? İyi mi? Tavsiye edersin değil mi? Evet, gördüğünüz gibi gençler yüzme mevsimini açtılar. Evet, değerli izleyicilerimiz, soğuk su barınağındayız. Şu anda gençler yüzüyor, bu arada bisikletle de dolaşıyorlar. Evet, selamları var. Evet, ilginç. Bisikletle denize atladı. Evet, ilginç, bisikletle denize atladı. Bir arkadaşımız daha geliyor ama sen bisiklet sürüyorsun, sen denize atlamıyorsun galiba. Bisikletle denize atladı arkadaş. Nasıl oluyormuş? Ha? Siz de atladınız. Ya nereden bu fikir, nereden geldi bisikletle? Nereden geldi bilmiyoruz, birden bisiklet çıktı aklımıza. Evet. İlk yaşa çıktı bizi. Evet. Peki senin ismin ne, bir öğrenelim bakalım. Kerem benim adım. Kerem, soy ismin ne Kerem? Kurtuluş. Kurtuluş. Kaçıncı sınıftasın? Okullar ne? Bitti mi, ne oldu herhalde? Yok, liseye geçtim. Yani liseye geçtin de artık herhalde bu yıl galiba de bitti, dersler bitti. Lise kaç oldun? Sezonu ne zaman açtın, bu yüzme sezonunu? 2 hafta oldu. 2 hafta. Nasıl, su nasıl? Su ilk zamanlarda soğuktu, şimdi sıcak. Şimdi sıcak. Seni bir tanıyayım bakayım. Senin ismin ne bakayım? Gökdeniz Karahan. Gökdeniz Karahan. Sen kaçıncı sınıftasın? Nerede okuyorsun? Aynısın. Sen ne zaman açtın şeyi? Aynı. Aynı. Beraber denize girdiniz. Su güzel diyorsun. Evet. Evet. Seni bir tanıyalım bakalım. İsmim Ozan, soyadım çok okumuş. İstanbul Esenyurt'ta oturuyorum. İstanbul'da okuyorsun. Oturuyorsun. Ne zaman geldin? Bu 22 Mayıs'ta buradaydık. Buraya geldin. Şu anda mevsimi ne zaman açtın, deniz mevsimi? Haziran başında. Haziran. Su nasıl? Su çok iyi şimdi. Geçen hafta soğuktu. Bisikletle sen mi atladın? İlk ben atladım da siz kaydetmediniz. Kaydederiz ama. Nerede çıktı bu fikir, böyle bisikletle spor ya yapıyorsun? Uzun zamandır aklımızdaydı da yapamıyorduk. Evet. Şimdi bir deneyelim. Bir daha bir deneyin de, ama böyle biraz hızlı gelip ileriye doğru, böyle hani kaldırıyorlar ya böyle bazen, böyle gösterim ayetinde. Madem atlıyorsunuz öyle bir daha deneyin de bir iki çekelim böyle. Evet, değerli izleyicilerimiz, şimdi gördüğünüz gibi hemen. Ozan C0 Instagram. Evet, bu adresini de verdi. Denizden çıkardılar bisikleti.
Evet. Tekeri de herhalde patlamış galiba, değil mi? Evet. Var mı başka böyle bir daha gösteri yapacak olan? Samet. Bir çekelim. Hadi Samet. Samet. Samet de bir gösteri yapsın. Evet, bunlar pazarlı gençler. Biliyorsunuz böyle aydın fikirli, değişik fikirler buluyorlar. Evet. Bisikletle geliyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Seni bir tanıyalım bakalım. Neydi? Samet miydi ismin? Samet, nereden çıktı bu fikir böyle? Eğlenceli oluyor. Eğlenceli oluyor diyorsun. Evet. Peki, kolay gelsin diyoruz. Eyvallah. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz, gençlerimiz sezonu açtılar. Hava da güzel. İlginç bisikletle beraber denize atlıyorlar. Evet, görüntülerimiz devam edecek. Soğuk su barınağından çekimlerimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi denizde kirli değil. Deniz bir hayli temiz. Küçük tekneleri görüyorsunuz. Evet, gençlerimiz sezonu açmışlar. Şu anda suyun sıcak olduğunu söylüyorlar. Henüz bir büyüğümüze rastlamadık ama genelde gençler sezonu açmış durumda ve şu andaki kesitlerimiz soğuk su barınağından. Evet, yani suda durgun ve temiz ve hemen ardından da pazarın soğuk sudan görüntüsünü izliyorsunuz. Evet değerli izleyicilerimiz, ilk haberimiz gençlerle ve deniz sezonuyla ilgiliydi. İkinci haberimiz yine gençlerle ilgili. Biliyorsunuz gençlerimiz spora bir hayli eğimli. Evet, pazar belediyesi tarafından hazırlanmış olan ya da pazar belediyesi tarafından yapılmış olan bir sahilde spor tesisimiz var. Bu spor tesisimizin henüz resmi açılışı yapılmadı. Ancak tabii ki gençler resmi açılışı beklemeden, evet, özellikle basketi seven seçtlerimiz basket sahası bulunca tabii ki durumu değerlendirdiler. Şimdi henüz resmi açılışı olmayan sahilde bulunan, evet, basket sahasından yaralanan gençlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda hemen soğuk su barınağının yanındayız ve ilçe spor müdürlüğü tarafından yaptırılan ve belediyenin hizmetine verilen, şu anda evet, çok yönlü bir açık basket sahasındayız. Aynı zamanda tabii burada voleybol gerektiği zamanda tabii ki kort tenisi de oynama imkanı yakalanacak. Şu an resmi bir açıklaması yok. Tabii ki bunun gibi birkaç tesis daha açılmasını bekliyor. Gençlerimiz tabii ki buraya günün bu saatinde spor yapmaya geliyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi büyük, küçük, evet, bu mahallede, bu civarda oturan, evet, bu mahallede oturan gençler gördüğünüz gibi spor yapıyorlar. Havada çok sıcak. Gerektiği zaman da tabii ki denize girme imkanı da olabilir. Kapalı salonlar şu an kapalı. Ama en ideali olarak tabii ki bu amaçla yapılan bu tesisler var. Henüz resmi olarak açılmadı. Ama gördüğünüz gibi civarda oturan gençlerimiz, evet, günü değerlendiriyorlar ve
Evet. Şu an itibariyle basket çalışmaları yapıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi gençlerimiz kendi aralarında evet, üç atış oyunu oynuyorlar. Evet, güzel bir basket oldu. Günü değerlendiriyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz, gençlerimizin yanına geldik. Şu anda oyun hakkında kısa bilgi alıyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet abi, adım Ercan, soyadım Okumuş. Ercan Okumuş. Ercan, şu andaki yaptığınız basket mutlaka çalışması ama nedir? Amaç nedir? Amacımız sportif aktivite. Yani kendimizi geliştirmemiz daha doğrusu. Böyle kendi çapımızda eğleniyoruz. Her gün geliyor musunuz yoksa? Gelmeye çalışıyoruz. Her gün gelmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi atışlar devam ediyor. Evet, sizi bir tanıyalım. Sizi kolay gelsin. Nerede yani Can abi? Evet, Pazar Genç TV'de yayınlanacak. Mücahit benim adım. Mücahit, soy ismin? Ağırbaş. Üniversite okuyor musun Mücahit? Okuyorum, Kütahya'da okuyorum. Kütahya'da tatile geldiniz. Aynen. Şu anda arkadaşlarla eğleniyorsunuz. Aynen, pandemiden dolayı. Evet, buradayız. Hadi bakalım, kolay gelsin. Eyvallah. Kısaca. Sizi de tanıyalım. Siz... Erdiye Bilin Kılıç, üniversite okuyor. Üniversite okuyoruz. Hangi üniversite? Karabük, bilgisayar mühendisliği. Karabük, maşallah, bilgisayar mühendisliği. Tatildesiniz. Tatil değil ya. Karantinada diyelim. Karantina. Yani. 2 haftalığına geldik, 5 ayda buradayız. Hayırlısı. Öyle arkadaşlar, eğleniyorsunuz. Evet, sizi tanıyalım. Siz isminiz ne? Merhabalar, ben Ertan. Ertan, soy isim Ertan. Naiboğlu. Sen üniversite falan mezun yoksa? Hem üniversite hem okul diyelim. İstanbul'dan geldim. Evet, İstanbul'dan geldiniz. Bu herhalde hastalık nedeniyle de buralardasınız. Arkadaşlar da şu anda eğleniyorsunuz. Herhalde böyle aranızda bir yarışma var. Yarışmayı kazananlar bir ödül verilecek. Genellikle basket oynuyoruz. Evet, evet, basketleriniz. Peki, hadi kolay gelsin. Evet, değerli izleyicilerimiz. Gençlerimiz gördüğünüz gibi günü değerlendiriyorlar. Hadi çalışmalar diyelim. Sondayım ben. Evet. Gençlerimiz oturuyorlar. Evet, siz sıra mı bekliyorsunuz gençler? Yok abi, öyle oturuyorsunuz, dinleniyorsunuz. Evet. Basket topunuz da yanınızda. O açıdan oturuyorlar. Burada biraz daha küçüklerimiz var. Küçük gençlerimiz var. Haydi bakalım, evet. Bunlar da küçük gençlerimiz. Evet, sizleri de röportaj edelim bakalım. Gel bakalım, bir konuşalım. İsmin ne senin? Efendim? Nehir. Nehir, soy ismin? Kurt. Nehir Kurt, basketbol oynuyor musun böyle okulda falan? Yoksa burada geldin, arkadaşlarınla eğleniyorsun herhalde değil mi? Nasıl atabiliyor musun? Oynamıyorum ki. Ha, oynamıyorsun sen. Evet, seni tanıyayım, sen herhalde oynuyorsun. Senin ismin ne? Kadir'e sen basket sporu yapıyor musun? Hayır. Okulda. Ha, böyle geldim burada eğleniyorsun diyorsun. He? Ben evet. Ziyara gidiyorum. Ziyara gidiyorsun. Giden var mı böyle okullarda basket sporuna? Yok. Olacak diyorsun. Ha, inşallah. Hadi bakalım. Burada... Evet değerli izleyicilerimiz, gençlerin sporlarla evet, henüz açılışı yapılmayan basket sahamızı değerlendiklerini gördük. Evet sevgili izleyicilerimiz, Pazar Genç Radyosu ailesi olarak ve Pazar Genç TV olarak tabii ki bizler sizlerle birlikteyiz. Günün gelişmelerini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Evet, Pazar Genç Radyo olarak, Pazar Genç TV olarak günün gelişmelerini sizlere elimizden geldiği kadarıyla tabii ki aktaracağız. Bu nedenle bizlere desteğinizi tabii bekliyoruz. Evet, 0464 612 26 99 nolu telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, şimdilik bugünkü gelişmelerimiz bu kadar. Evet, hoşça kalın. Pazar Genç TV'yi, Pazar Genç Radyo'yu ve tabii ki pazargençfm.com sitemizi takip edin diyoruz. Evet, hoşça kalın.